Evet, yapılamayan bu Süper Kupa'nın yankıları devam ediyor. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçına çıkmaması dünya basınında da geniş yer buldu. Bu sezon özel organizasyonla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinde yaşanan kriz dünya basınında kendine geniş yer buldu. Birçok medya kurumu Suudi Arabistan yetkililerinin Atatürk pankartıyla maça çıkılmasını reddetmesinin ardından oyuncuların sahaya çıkmadığını belirtti. İngiliz The Sun gazetesi Süper Kupa finali iptal edildi başlığını atarken Daily Mail ise Türkiye'nin kurucusunun pankartı yasaklandı şeklinde bir manşete yer verdi. Yine İngiliz Mirror'da Atatürk'ü anmalarına izin verilmedi başlığıyla haberi okuyucularına duyurdu. Ünlü haber ajansı Reuters, Riyad'daki Türkiye Süper Kupa finalinin tartışmalar nedeniyle iptal edildiğini aboneleriyle paylaşırken, haberde krizin Atatürk pankartlarının reddedilmesi nedeniyle çıktığına yer verdi. Ünlü spor içerik sitesi The Athletic, Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Türkiye Süper Kupası finali, Suudi Arabistan'da çıkan tartışmanın ardından iptal edildiği ifadelerini kullandı. Sky Sport'ta ise Riyad'daki başlama vuruşuna kısa bir süre kala Galatasaray-Fenerbahçe maçı iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulüpten yapılan ortak açıklamada kısa süreli iptalin nedeni olarak organizasyondaki aksaklıklar gösterildi şeklinde ifadelere yer verildi. Fransız L'Equipe gazetesi de haberde Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı son dakikada iptal edildi. Türkiye'nin kurucu lideri Atatürk tişörtlerinin giyilmesine yerel yetkililerce izin verilmemesi sebebiyle iptal gerçekleşti ifadelerini kullandı.